Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu adalarda bir sempozyuma katıldı. Prens Adalar Felsefe ve Siyaset Sempozyumu, orada yaptığı bir konuşmayı ekranlarınıza getirdik. Şimdi Sayın Bila, kusura bakmayın çok ani olarak kestik. Fakat hani dünkü açıklamalardan sonra bütün liderlerin, sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun değil, bütün liderlerin konuşmaları önem arz ediyor. Dikkatle takip etmek gerekiyor. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'na döndük. Cümleniz yarım kalmıştı. Ben hemen sözü size bırakayım cümlenizi tamamlamanız için. Şunu söylüyordum Sayın Dağıstanlı. Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı Cumhurbaşkanı tarifine, tanımına aynen katıldığını söyledi. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı'nın taşıması gereken nitelikleri tarif ederken aslında kendisinin taşıdığı nitelikleri de tarif ediyor diyebiliriz. Aslında kendini tarif eden bir Cumhurbaşkanlığı tanımı var. O Cumhurbaşkanlığı tanımına Sayın Kılıçdaroğlu oturuyor isim olarak. Yani kişisel özellikleriyle, nitelikleriyle, tecrübesiyle, dürüstlüğüyle, olaylara bakışıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun içine oturabileceği bir çerçeve çiziyor. Bu bakımdan da Sayın Akşener'in ben o tarife katılıyorum derken Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakacağı gibi bir yorum çıkartabiliriz buradan. Dolayısıyla bundan sonraki aşamada Sayın Kılıçdaroğlu büyük ölçüde partisinin yetkili organlarıyla karar verecektir. O kararla belirlenecek Cumhurbaşkanı'nı Sayın Akşener destekleyecektir. Seçim kazanılırsa Sayın Kılıçdaroğlu veya başka bir isim Cumhurbaşkanı olduğunda Sayın Akşener de fiilen bir başbakan gibi çalışacak ve sistemi parlamenter sisteme dönüştürmek üzere birlikte çalışacaklardır. Tabii şimdi bu dönüşebilir mi? Anayasa değiştirilebilir mi? Bu muhalefetin parlamentoda alacağı sandalyeye bağlı. En az 360 milletvekili lazım ki referanduma giderek anayasa değiştirilebilsin. Eğer 400 milletvekili kazanırsa muhalefet zaten referanduma gitmeye gerek olmadan da anayasayı değiştirebilirler. Anayasa değişinceye kadar Cumhurbaşkanı parlamenter sistemin Cumhurbaşkanı'na yakın bir işlev görecek. Ama değiştikten sonra da bazı konular ortaya çıkacak. Diyelim ki değiştik, parlamenter sisteme döndük. Seçilmiş Cumhurbaşkanı devam edecek Cumhurbaşkanlığına yeni parlamenter sistem yetkileriyle sınırlandırılmış olarak. Yoksa yeni bir Cumhurbaşkanı seçimi yapılacak mı? Cumhurbaşkanını parlamento mu seçecek, parlamenter sistemde yine halk mı seçecek? Parlamento seçecekse tekrar parlamentonun mevcut cumhurbaşkanını veya başka birini seçmesi olasılığı gündeme gelecek mi? Sayın Kılıçdaroğlu partili cumhurbaşkanlığına karşı olduğuna göre cumhurbaşkanlığı seçildiğinde CHP genel başkanlığı istifade edecek mi? Yani geçiş döneminde etmeyebilir yeni bir sorun çıkmasın diye. Geçiş döneminde yine parti başkanlığını sürdürür ama sistem değiştiğinde zaten istifa etmek zorunda. Partisi cumhurbaşkanı olacak. Peki. Şimdi CHP'nin genel başkanlık konusu gündeme gelecek. Böylece domino taşı gibi birbirini etkileyen siyasal sonuçlar doğuracak bir açıklama yaptığını Sayın Akşener'in söyleyebiliriz. Peki Sayın Akşener aynı zamanda dün şöyle bir tespitte de bulundu. Şayet dedi Cumhur İttifakı seçimi kaybederse dedi Sayın Erdoğan'ın kendisi de bizzat parlamenter sisteme dönülmesini isteyecektir mutlaka dedi. Katılıyor musunuz? Evet, böyle bir olasılık var. Şu açıdan var Sayın Dağıstanlı. Tabii seçimi Cumhur İttifakı kaybettiğinde artık %50 artı 1 ile AK Parti Genel Başkanı'nın veya Sayın Erdoğan'ın veya başka bir liderin Cumhurbaşkanı olamayacağı anlaşılmış oluyor. Ama seçimi kaybeder, kaybetmesine rağmen birinci parti çıkabilir, ikinci parti çıkabilir. Yani yeniden iktidar olabilmek için parlamenter sistem AK Parti'nin işine daha kolay gelebilir. Bunu tercih edebilir iktidar olmak ve iktidar ortağı olmak için. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilme olasılığının çok zayıf olduğu düşünülürse bu kez parlamenter sistemi AK Parti de isteyebilir. Veya kendi sistemini seçim kaybetmiş olmasına rağmen savunmaya devam edebilir ama muhalefet partilerinin sistemi değiştirmesinden memnun da olabilir. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Dün Sayın Akşener HDP ile ilgili de meşruiyet tartışmalarına değinildiğinde HDP meşru bir partidir dedi. Legal bir partidir dedi, meclistedir dedi. Şimdi HDP de pazartesi günü bir tutum belgesi açıklayacak, ilkeler açıklayacak biliyoruz. Nasıl karşılık bulur acaba Sayın Akşener'in bu sözleri, bu açıklamaları? Şimdi Sayın Akşener'in Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın bir yorum yaptığını birlikte dinledik, izledik. Dolayısıyla MHP'nin meşruiyeti konusunda İYİ Parti'nin de bir sorunu yok meşru evet, olarak kabul evet. ediyor. Bu önemli. İkincisi HDP'nin nasıl bir işlev göreceği konusunda ki ben de Sayın Akşener'le konuşmuştum. İstanbul modeli dedi. İstanbul'da nasıl yerel seçimi kazandıysak,
Ankara'da nasıl yerel seçimi kazandıysak, diğer illerde nasıl kazandıysak aynı modelle Cumhurbaşkanlığını kazanacağız dedi. Bunun anlamı şudur. HDP Millet İttifakı'na kurumsal olarak katılmayacak. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP ile muhatap oluruz sözü üzerine yapılacak belki toplantılarda HDP'nin demokratikleşme yolundaki talepleri, ki onu öğreneceğiz, Sayın Sancar açıklayacak. Millet İttifakı'nı rahatsız etmeyecek taleplerse, burada bir mutabakat sağlanırsa fiilen şu olacak demektir. Millet İttifakı tek bir aday çıkaracak. Bu da belli oldu. Orada artık tek adayla gidilecek. İlk turda seçim kazanılmaya çalışılacak. HDP belki aday çıkartmayacak ama sandıkta Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayına oy verecek. Milletvekili seçiminde kendi partisine oy verecek. Böylece ittifak fiilen sandıkta genişlemiş olacak. Böyle bir model tarif edildiğini söyleyebiliriz. Millet İttifakı'nın yaklaşımı bu. Bu HDP ile konuşularak alınmış bir karar mı acaba, yoksa bu bir beklenti mi? Çünkü HDP'den yapılan açıklamalar genelde işte bizden şunu beklemesin kimse, aday kim olursa olsun biz oy veririz değil, biz isimler değil, biz ilkeler üzerinden hareket ediyoruz yönünde açıklamalar yapılıyordu. Sizce bu konuşulmuş mu? Evet, bir ilkeler ortaya konulacak ve bir mutabakat sağlanırsa bu gelişme sağlanacak. Önce HDP dışında Millet İttifakı içerisinde yer alan ve ilk toplantıda Deva ve Gelecek Parti'nde katıldığı bir toplantı yapıldı biliyorsunuz. Burada ilkeler saptanacak. Bu ilkeler kamuoyuna açıklanacak. Dolayısıyla ilkeleri sadece HDP açıklamayacak. Millet İttifakı'nın da ilkeleri açıklanacak. Hı hı. Ve bu ilkeleri genel başkanlar imzalayacaklar. Eğer HDP o ilkelerde kendi beklentilerine yakın ilkeler bulursa o zaman bu işbirliği fiilen sandıkta gerçekleşir. Bulmazsa HDP'de kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkartır ve kendi mücadelesini o şekilde verir. Önemli olan ilkelerin ne olduğu. Yani bu ilkelerin tarifi çok önemli. Parlamenter sisteme dönüşün aşağı yukarı HDP'nin de katıldığı bir ilke olduğunu biliyoruz örneğin. Ama onun dışında HDP ne talep edecek onu bilmiyoruz. O talepler ortaya çıktıktan sonra eğer Millet İttifakı'nın ilkeleriyle örtüşürse mutabakat genişlemiş olacaktır. Bir demokrasi cephesi kurulmuş olacaktır. Ve sandıkta Millet İttifakı'na dahil olmadan HDP ayrı dışarıda kalarak seçime girecek demektir. Cumhurbaşkanlığında Millet İttifakı'nın adayını destekleyebilir. Milletvekili seçiminde ise kendi partisine oy verecektir. Peki. Sayın Bilal, çok teşekkür ediyorum değerli değerlendirmeleriniz için. Hoşçakalın. Peki devam edelim. Devam edelim biz. İbrahim Uslu, araştırmacı İbrahim Uslu, Sayın Akşener'in dün Halk TV'deki açıklamalarını değerlendirdi. Buradan şunu kesin olarak anlayabiliriz dedi. Millet İttifakı tek adayla seçime gidecek. Millet İttifakı tek aday konusunda mutabık ve bir aday, ortak bir adayla girecek. Bu bence çok önemli bir aşamaydı. Bu akşamki bu beyandan bu mu çıktı diyorsun? Ben kesinlikle onu çıkarıyorum. Yani birkaç cümleyi yazacak. Tabii.